Sevgili izleyicilerimiz, Doktor Nurhan Mercan Bozkurt'la beraber saç dökülmesi, güneş lekeleri ve cilt bakımını konuşacağız. Hocam ilk olarak hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Çok hızlı bir giriş olacak ama yüzümüzde birçok nedenden dolayı birçok da cilt lekeleri oluşuyor. Acaba bunların en etkili çözümü nedir? Evet, en etkili çözüm demek fazla iddialı olabilir belki leke söz konusu olduğunda. Tek bir yol yok aslında leke tedavisinde. Lekenin tipi de önemli. Bu bir güneş lekesi olabilir, genetik yatkınlıkla oluşan efelit dediğimiz çiller olabilir, hormonal nedenlerle ya da gebelik nedeniyle sonradan gelişen ve güneş maruziyetiyle belirginleşen melazma dediğimiz lekeler olabilir. Dolayısıyla lekenin tipi, şekli, oluşum süreci, derinliği, derin ya da yüzeyli oluşu hem tedavi şeklimizi hem de tedaviden alacağımız yanıtı etkileyen faktörler. Dolayısıyla lekede tek bir tedaviye başvurmak çok doğru olmuyor. Birden fazla tedavi seçeneğini birlikte değerlendirmek daha başarılı sonuçlar almamızı sağlayabiliyor. Peki, gerek erkeklerde gerekse kadınlarda saç dökülmesi ciddi bir problem. Siz acaba neler yapıyorsunuz bu saç dökülmesine karşılık? Evet, saç dökülmesinde aslında öncelikle hastayı mutlaka bir değerlendiriyoruz. En sıklıkla başvuru sebebi androjenik alopesi dediğimiz ve herkesin sıklıkla şikayetçi olduğu saç problemi bu. Evet. Androjenik alopesi midir gerçekten, yoksa kalıcı saç kaybı yapan bir hastalık mıdır eşlik eden, saç kökü kaybı var mıdır, yoksa saçları tedaviyle güçlendirebilir miyiz, yeni saç çıkışı sağlayabilir miyiz? Bunları değerlendiriyoruz. Dermoskop dediğimiz bir cihazımız var. Elimizden hemen hemen hiç düşmeyen. Bununla muayenesini yapıyoruz. Gerçekten androjenik alopesi ise minyatürizasyon dediğimiz incelmiş saç yapılarını görebiliyoruz. Dolayısıyla bunları bir takım tedavilerle güçlendirmek, saçı gürleştirmek, yeni saç çıkışı sağlamak mümkün olabiliyor tabii ki. Evet, şu anda hocam çok trend gençlik aşısı. Acaba siz de uyguluyor musunuz? İzleyicilerimize biraz da bilgi verebilir misiniz? Evet, gençlik aşısı trend bir uygulama ama ben de çok severek uyguluyorum. Gerçekten başarılı da buluyorum. Gençlik aşısı denince aslında birçok farklı isim altında ürünlerle karşılaşılabiliyor ama gençlik aşısı aslında hyaluronik asit, çapraz bağ içermeyen hyaluronik asitlerin yoğun olarak bulunduğu, aynı zamanda kolajeni uyaran amino asit yapıda, peptit yapıda moleküllerin de bir arada olduğu karışım ürünler. Cildin mezoderm dediğimiz tabakasına uygulanarak gerçekten düzenli uygulamalarla çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor ve severek uyguluyoruz. Kimlerde uyguluyorsunuz? Bir de düzenli dediniz. Kaç yaş itibariyle kullanmamız gerekli? Şimdi aslında çok net yaş sınırı yok ama bu tip uygulamaları aslında 30'lu yaşlardan sonra kolajeni her yıl %3-5 oranında kaybettiğimizde düşünürsek geleceğe yatırım anlamında önlem amaçlı da yapabiliriz. Aynı zamanda mevcut bir takım yaşa bağlı sorunlar gelişmişse, ince kırışıklıklar başlamışsa ya da işte ciltte bir matlık oluşmuşsa bunları daha iyiye götürmek, daha kırışıklıkların açılmasını sağlamak amacıyla da destekleyebiliyoruz. Bazen böyle minicik botoks karıştırarak, botulinum toksin diyeyim, karıştırarak da beraberinde güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Röportaja başlamadan önce yurt dışından bir hastanız vardı ve altın iğne uygulaması yapıyordunuz. Evet. Açıkçası altın iğneyi uygularken de botoksla yine karışım vardı diye tahmin ediyorum. Aslında PRP yani. PRP. Evet, PRP ile beraber yaptık. Peki bu uygulamayı kimlerde kullanıyoruz, daha çok tercih ediyoruz? Altın iğne uygulamasının aslında endikasyonu çok geniş. Yani çok farklı durumlarda, farklı nedenlerle uygulayabiliyoruz. Ama hani sizin gördüğünüz hastamız biraz yaşa bağlı, ciltte bir yıpranmışlıklar vardı. Kırışıklıkları botulinum toksinle çok fazla açamayacağımızı düşündük. Biraz daha
sarkmaları toparlasın, lifting etkisi sağlayalım. İşte güneş hasarına bağlı lekeleri biraz daha hafiflesin, daha düzgün, daha parlak bir cilde olsunu hedefledik. Boyun bölgesi de özellikle çok yıpranmıştı. Dolayısıyla hem yüz hem boyun bölgesine de çok etkili olduğunu düşündüğüm bir tedavi yöntemi. Fraksiyonel radyo frekans aslında altını yine cildin altına ısı enerjisi vererek orada bir düzenli yara oluşturarak kolajeni uyarıyor. Dolayısıyla ciltte bir sıkılaşma, toparlanma sağlıyor. PRP ile özellikle desteklediğimizde bu etkiyi daha da güçlendirmiş oluyoruz. Ekranları başındaki izleyicilerimiz siyah noktalar ve sivilceler gibi birçok sorun yaşıyorlar ve bu sorunlardan acaba nasıl kurtulabilirler hocam? Cilt bakımı mutlaka öneriyoruz. Çünkü onların temizlenmemesi tedavinin başarısını azaltıyor. Çünkü onlar bir süre sonra aktif, irinli, bizim püstül dediğimiz sivilcelere dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla cilt bakımını akne hastalarında özellikle öneriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle doktorumuz Burhan Mercan Bozkurt'la cilt tedavilerini ve dermatoloji alanındaki yeni teknikleri konuştuk. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın.